Merhaba arkadaşlar. Bu derste Visual Studio Unity kodlarınızı otomatik tamamlamıyorsa bunu nasıl sağlayabilirsiniz onu göstermek istiyorum. Öğrencilerimden en çok aldığım sorulardan biri. Evet bu arada canlı dersler veriyoruz. Öğrencilerimiz var. Siz de bir sonraki canlı dersimizden haberdar olmak isterseniz açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz. Çok uzatmadan derse geçeceğim. Sorunumuz belli. Auto complete yapmıyor kodumuz. Öncelikle sorunu bir replike edelim. Çift tıklıyorum buradaki kodlarımdan herhangi birine Visual Studio'da açıldı bakın. Zaten bakın şurada Miscellaneous Files diye bir şey görüyorsanız e, bilin ki bir sorun var. Eğer aşağıya Transform yazmaya çalışırsam yazamadığımı göreceksiniz. Yani daha doğrusu e, autocomplete etmediğini göreceksiniz. Bu arada kod çalışacak. Yani buraya yazdığınız kodu e, Unity'ye döndüğünüzde çalıştırabilecek fakat autocomplete yapmıyor. Mesela Transform.post yani çok zor oluyor takip etmesi. Bırakın hani Ders takip etmeyi özellikle proje yazıyorsanız neredeyse imkansız oluyor. Dolayısıyla bunun için nasıl çözümler üretebilirsiniz bir bunu göstermek istiyorum. Öncelikle eğer Visual Studio'nun 2022 Community versiyonunu veya işte 2019 Community versiyonunu kullanıyorsanız sorunun çözümü çok zor değil. Aslında gayet kolay. Bir iki aşamada çözeceğiz. Hangi versiyonu kullandığınıza şöyle bakabilirsiniz. Zaten ikonundan da belli olacaktır ama yine de Help'ten About'a gelirseniz Burada versiyonunuz yazacaktır. Bakın bu şu an benim açtığım versiyon. Microsoft Visual Studio Community 2022. Kolay bir çözüm göstereceğim. Eğer Visual Studio Code kullanıyorsanız biraz daha zor bir çözüm var. Biraz daha uzun bir çözüm var ama onu da bu derste size göstereceğim. Bu arada eğer doğru bir kurulum yaptıysanız bu sorunu yaşamamanız gerekiyor. Nasıl doğru bir kurulum yapacağınızla ilgili daha detaylı bir video muz yakın kampüs olarak zaten var. Açıklamada daha doğrusu ilk yorumda onun da linkini size koyacağım oradan o videoya da ulaşabilirsiniz. Fakat gelelim çözüme. Editten Preferences'e geldikten sonra buradan external tools'u bulun sol taraftan. External script editor'da open by file extension yerine Visual Studio 2022'yi seçerek ve regenerate project files diyerek tekrar çift tıklarsanız tekrar açılsın projemiz. Visual Studio'da tabii kapatıp tekrar açıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Bakın buraya SMD C# Sharp diye geldiğini göreceksiniz. Eğer regenerate files'a regenerate project files'a tıklamayı unuttuysanız buradan sağ klik rebuild diyerek, reload diyerek de tekrar yükleyebilirsiniz projenizi. Bakın assembly C#'ın üzerine sağ klikle tıkladım ve rebuild veya burada reload diye bir seçenek çıkıyor. Eğer load değilse, yüklü değilse ona da tıklayabilirsiniz. Şimdi bakın gelelim transform yazalım buraya. Evet gördüğünüz gibi her şeyi tamamlıyor. Bir sorun yok gibi görünüyor. E, bu sorunuzu çözmediyse bir de şunu öneririm ama muhtemelen çözecektir. Yine Edit'ten Project Settings'e gelin. Bu kez Project Settings'e gelelim. E, player sekmesine geliyorum ve aşağıya doğru kayıyorum. Aşağıya doğru kaydığımda bakın. E, additional Settings'in altında. Other Settings'in altında pardon. API Compatibility Level diye bir şey göreceksiniz. Burada .NET Framework seçili. Buradan Framework'ünüzü değiştirerek ya da .NET versiyonunuzu değiştirerek tekrar deneyebilirsiniz aynı işlemi. Community versiyonunda bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum ama. Gelelim Visual Studio Code'a. Bu arada geçmeden çok hızlı bir şey söyleyeyim. Zaten bakın Unity Hub'ı açtım, install'a geldim ve install editor dedim. Zaten herhangi bir Unity versiyonunu son versiyonu herhangi birini install'a basıp kurmaya çalıştığınızda zaten bakın onu Visual Studio Community 2022 ile kuruyor. Zaten Visual Studio Code ile kurmuyor. Dolayısıyla bu sorunu doğru bir şekilde kurduysanız zaten yaşamamanız gerekiyor. Doğru kurulumun linki aşağıda var, unutmayın. Fakat illa ben Code kullanacağım diyorsanız belki bu arada bu videoyu siz izlerken gelecekte Microsoft Visual Studio sadece koda destek vermeye devam ediyordur. O devam ediyordur belki. Diğerleri ömrünü tamamlamıştır belki. Eğer böyle bir durum varsa kodla kurmak zorundaysak ne yapabiliriz? Bir de onu göstereyim. Öncelikle Visual Studio kodu kuracağım. Evet kurulum bitti. Launch Visual Studio kodu işaretledik. Finish dedim. Ve Visual Studio kod karşımızda. Şimdi bakın gelelim. Birkaç zaten burada hata alıyoruz direkt olarak. Bakın. SDK, .NET SDK'ini bulamadım diyor farklı hatalar daha veriyor. Bakacağım birazdan bunlara. Öncelikle şunu deneyelim. Transform yazmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi transform yazamıyorum. Bir iki tane sizden bir şey isteyeceğim. Öncelikle şurada solda extensions diye bir sekme göreceksiniz. Buraya bir gelin. Bu extensions sekmesinde unity diye bir arayın. Ve iki tane sizden extension kurmanızı istiyorum. Unity extension'ı. Hatta uninstall deyip tekrar install diyebilirim. Çok hızlıca kuruluyorlar. Bir de Unity Code Snippets diye bir extension var. Bunu da uninstall edip tekrar install installluyorum. Bu da hızlıca kuruldu. Bir sorun yok. Bu extensionları kurdum. Bir buradan çıkalım. Bir şey daha rica edeceğim. Window ve Package Manager'a e gelelim. Window'un altından Package Manager'a e gelelim. Ve burada bakın şu sağ üstte Visual Studio diye arayalım. Eğer Visual Studio Code diye bir şey görürseniz bu eski versiyonu, bu eklentinin onu direkt remove ederek silebilirsiniz. Yani seçip buradan remove olarak silebilirsiniz. Fakat Visual Studio Editor doğru versiyon kullanmak istediğimiz eklenti. E, e, yalnız şuna dikkat edin. Eğer seçtiğinizde burada update diye bir seçenek çıkıyorsa muhakkak son versiyonunu update edin. Bu önemli olacak bizim için. E ben de şu an update'li olduğu için burada update diye buton çıkmıyor. Bunu update etmeye özen gösterin. Şimdi Visual Studio kodu tekrar açmak istiyorum. Bu arada daha önce açık olan Visual Studio'ları da kapatayım. Kod diye yazdığımda çıkacaktır herhalde. Biraz önce aldığımız .NET SDK hatasına bir bakalım. Evet bulamadığı .NET SDK'ini size aslında bir link vererek burada kurmanızı istiyor. Ben Google'ayım .NET, .NET SDK 8 diyorum. Yani bu versiyonu kurmanız gerekiyor. Direkt Microsoft'un sitesinden indirebilirsiniz. Ben google'ladım gördüğünüz gibi. Hatta linki de sizle paylaşayım. Ee, bunu açıklamaya koyayım. Neyse geldiğim linkten Windows x64 için olan benim işletim sistemime uygun olanı seçiyorum. Siz Mac kullanıyorsanız bunu seçebilirsiniz. Masa üstüne indiriyorum. Yine gördüğünüz gibi daha önce indirmişim şurada. Ama neyse bir daha. Gerçi büyük bir dosya dosyamaymış. Buradan çalıştırayım direkt. Sağ klik open direkt çalıştırıyorum. Siz indirerek çalıştırabilirsiniz. Bu .NET SDK'in kurulumunun doğru olmadığını veya Doğru versiyonun kurulu olmadığını bize söylüyor. Dolayısıyla onu da kurduğumuzda ve tekrar başlattığımızda sorunların artık çözülmesini bekliyorum. Bu arada bazen bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir. Özellikle açık bazı da şeyler varsa mesela şu an Unity açık işte benim kayıt ekipmanlarım açık. Dolayısıyla muhtemelen Windows'u tekrar başlatmam gerekecek. Bir kuralım bakalım sonra deneyelim. Kurulum tamamlandı. Kapatıyorum Visual Studio'yu. Bir daha bir deneyelim buradan. Öncelikle Window'dan pardon Edit'ten Preference'a tekrar geldim. Şurada hala Visual Studio 2022 seçili. Bunu bir Unity'yi kapatıp tekrar açalım. Evet, Edit'ten Preference'a geldim. External Tools'u seçtim ve bakın burada artık Visual Studio Code var gördüğünüz gibi. Bunu aktif hale getiriyorum ve çift tıklıyorum herhangi bir script'e. Yine Unity'den açmaya özen gösterin. Yani dışarıdan bir yerden açmamaya dikkat edin lütfen. Bakalım o SDK hatasını alacak mıyız bu sefer? sanki almayacağız gibi geldi. Peki bir deneyelim bakalım. Transform yazıyorum. Evet. Artık gördüğünüz gibi transform nokta işine eşittir. Yani artık o autocomplete'i yapabildiğimizi görüyoruz. Farklı şeyler deneyelim. Mesela yine bu olmadığında en sevmediğim şeylerden bir tanesi on trigger enter tarzı şeylerin olmaması. Gördüğünüz gibi on trigger enter görüyorum. Bu arada mesela bakın üsttekini seçtiğimde enter dediğimde otomatik olarak bu tamamlamayı yapıyor gördüğünüz gibi. Tekrar on trigger enter diyelim. Aşağıdaki On Trigger Enter'ı seçtiğimde yani yanında birinin Mono Behavior yazıyor yanında birinin Unity Visual Scripting yazıyor. Bakın tamamlamıyor. Dolayısıyla buna da dikkat edin. Yani On Trigger Enter dediğinizde Visual Studio Code kullanacaksanız tabi. Mono, yanında Mono Behavior olanlardan birini seçerseniz direkt size e, bu şeyi de tamamlayacaktır. Evet ben dediğim gibi yani Visual Studio kodu önermiyorum. Visual Studio Community önermiyorum çünkü kurması çok daha kolay, sorunlarını çözmesi çok daha kolay geliyor bana. Ama dediğim gibi ileride belki sadece Visual Studio koda destek vermeye devam eder Microsoft. Bilmiyoruz sonuçta bu, bu işler de böyle ilginç gelişebiliyor. Dolayısıyla hani kodu da göstermek istedim size. Benim size tavsiyem aşağıdaki installation linkine tıklayın ve oradan doğru bir şekilde nasıl install ediliyorsa o videoyu takip edin. Ve sonunda elinizde Visual Studio Community versiyonu olacak ve onunla kurulum yapabileceksiniz. Muhtemelen Visual Studio Code tek destek verdikleri e, editör olursa Microsoft'un ileride o zaman zaten Unity entegrasyonu çok daha kolay olacaktır. Onu da çözerler yani buraya kadar zorlamazlar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için e, dersimizi. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız like butonuna basarsanız seviniriz. E subscribe butonuyla kanalımıza yazılabilir. Yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Destek ol butonuyla bize destek olabilirsiniz. Canlı derslerimiz için de ilk yorumdaki linke tıklayabilirsiniz. Unutmayın. Derslerde görüşmek üzere.